akşam saatlerinde başında renkli şapkasıyla o gün Amerika'dan geldiğini söyleyen ve henüz kendine gelemediğinden bahseden Tolga Kareli görüntülüyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun, siz nasılsınız? Biz uzun zamandır yoksunuz Amerika'da. Evet, daha yeni geldim. Biraz jetlag'ım. Kusura olma, bakmayın. Bu arada Tolga Kareli'nin İran-Türk yapımı bir dizi projesi olduğunu ve yakında Dominik'te evleneceğini öğreniyoruz. Dizi projesi inşallah. Yeni proje de ama. Kimler var? Yeni İran-Türk yapımı bir proje olacak. Orta Doğu'ya satılacak iş. Ama benim başka Amerika planlarım var bu arada. Chicago planlarım var. Evet. Dominik'te evleneceğiniz yönünde. Haberi ben doğrulayayım. Evet. Açıkçası. Mayıs'ta evleniyor musunuz? Hayırlısıyla Mayıs'ta. Amerika'da mı? Amerikalı kız arkadaşım. Yaklaşık 6 aydır beraberiz. Müthişen bir yılbaşı geçirdim. Teşekkür ederim. Kendisi de evlenme teklifimi kabul etti. Peki, çok mutluyum. Amerikalı kız arkadaşına yılbaşı gecesi evlenme teklifinde bulunan Tolga Karel bir anda o dakikalara geri dönüyordu. Ya sadece şunu söyleyeyim. I'm not perfect, but I just love you. Ben dedim sadece çok mükemmel bir insan değilim ama beni gerçekten böyle seversen sev, ben de seni çok seviyorum. Tolga Karel'in kız arkadaşına aldığı yüzük de çok konuşulmuş ve yüzük için Tolga Karel'in yüklü miktarda dolar ödediği yazılıp çizilmişti. Yüzük çok konuşuldu, yüzük. 20 bin dolar var, ne söylüyorlar efendim? Öyle bir girdi, evet. Ama bu tabii çok özel. Böyle duygusal şeylerim var. Farklı İşte 20 bin dolar kadar ufak bir yüzük oldu o. Manken Günay Musayeva'dan olaylı bir şekilde boşanan ve bu evlilikten bir oğlu olan Tolga Karel'le evlilik hazırlığı yaptığı Amerikalı sevgilisine oğlu olduğundan bahsettiğini dile getiriyordu. Oğlumla beraberim. Oğlumla bugün bir takım haberler çıktı. Oğlum benim canım. Tabii canım. Ve benim şöyle bir şey söyleyeyim. Kendisine de söyledim, benim bir oğlum var ve adı Cihangir, tabii ki onu seviyorum. Kendisi şunu söyledi, istediğin zaman, ne zaman istersen o da benim oğlum olabilir ve bizimle yaşayabilir. İstersen Amerika'ya alabilirsin bizim yanımıza dedi, öyle bir olgunluk gösterdi. Sonuçta oğlum benim oğlum ve onu çok seviyorum tabii ki.